gerektiğiyle başlayayım. Çünkü buradaki asıl konu bunu rahatken yapabiliyor. Mine'nin dediği gibi sürekli dil altı almış gibi olmak. Ama dil altı almadan bunu yapıyor olmak tabii ki. Yani bu psikolojiyi koruyabiliyor olmak. Burada tabii ki de bunun sebebi şu. Bu işin bir reçetesi yok. Yani kimse size diyemez ki bu adımları düzenli takip ederseniz bu işte para kazanırsınız. Bunu kim diyorsa kendisi ona inandığı için söylüyor. Doğru olduğu için değil. Bir sürü insan bu piyasadan para kazanıyor. Her birinin kendince haklı sebepleri var. Ama bu sebepleri, bu reçetelerin hiçbiri sizin için geçerli olmayabilir. Ben kendi reçetemi anlatacağım. Yani benim ne yaptığımı anlatacağım. Ama yapın diye değil. Kendimle örnekler vererek neden böyle yaptığımı anlatacağım. Ve sizin kendinizi tanıyarak, kendinizi düşünerek neler yapacağınızın cevabını birazcık size bırakacağım açıkçası. Yani sizin kişiliğiniz sabırlıysa, sizin daha soğukkanlı bir yapınız varsa, daha beklemekten yorulmuyorsanız, balık tutmayı seviyorsanız mesela, daha orta uzun vadeli yatırım yapmaya daha uygun bir insan olabilirsiniz. Ama siz, ben daha hızlı bir şeyler yapmak istiyorum, adrenalin bağımlısıyım diyorsanız, ben günlük hayattaki kötü giden şeylerden etkilenmem. Bugün yaşadığım kötülük yarın sabah benim aklıma gelmez. Bugün kaybettiğim parayı gece yatarken dert etmem diyorsanız siz trade edebilirsiniz. Dolayısıyla bu işin herkes için bir doğrusu var ama herkes için bir doğrusu yok. Yani her bir birey için bir doğru var ama toplu bir doğru asla yok. Bunu da hiçbir zaman savunmuyorum. Ben nasıl bir insanım? Ben bir kere çok duygusal bir insanım. Normal hayatımda aşırı duygusalım ve yatırım yaparken en istemeyeceğiniz şey çok duygusal olmak. Yani benim en büyük savaşım duygusallığımla mantığımı birbirinden ayırmaya çalışmakla geçiyor. Yatırım yaparken, portföy yönetirken hisselerle ilgili şüphe duymamak gerekiyor. Dolayısıyla ben ayakları çok yere basan bir yöntem izlemeye çalışıyorum. Çünkü beni ikna edilmek için herkesten daha fazla deliğe ihtiyacım var. Yani mantıklı bir insanın karşısına geçtiğinizde bir hisseyle ilgili belki 5 dakika konuştuğunuzda onu ikna edebilirsiniz. Ama benim karşıma birisi geçip bir şeyler anlattığında ben asla insanın söylediklerine güvenemiyorum. Bu benim kendimle alakalı bir durum. Ve ne yapıyorum? Kendim araştırıyorum. Bir kere her gelen bilançoyu okuyorum. Bilançoyu okuyunca bırakmıyorum. Faaliyet raporunu okuyorum. Faaliyet raporunda da hala aklıma bir şeyler takılıyorsa açıyorum internetten sektörle ilgili bir şeyler araştırıyorum. Şirketle ilgili bir şeyler araştırıyorum. Bu faaliyet raporu doyurmadıysa geçmiş yıllıklara bakıyorum. Oradan bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Hala yetmiyor mu? Şirketi arıyorum ve görüşmek istiyorum. Evet, elimizde güzel bir güç var. 8,5 milyar TL yönetiyor olmanın gücüyle her şirketle görüşebiliyorum. Ve bunu fondaki yatırımcılarımızın lehine kullanıyorum. Kendi lehime değil tabii ki. Dolayısıyla ben aklımdaki bütün sorular bitene kadar soru sormaya devam ediyorum. Ve bu kadar çok soru sorduktan sonra o kadar az bir şüphe kalıyor ki o duygusallığımla savaşmam rahat oluyor. Yani ayakları çok yere basan şekilde ilerliyorum. Ben 2 hafta önce bir sabah Kayseri'ye gittim, uçağa binip. Bir şirketin sahibiyle görüştüm, fabrikasını gezdim. Birkaç saat yemek yedik, öğleden sonra uçağa binip geri geldim. Ve şirkete yatırım yapmadan önce bunu yapmaya ihtiyacım vardı. Çünkü faaliyet raporunda yeterli veriyi bulamadım. Ben son bir ay içerisinde bir hafta tatildeydim, 3 haftada 10 tane şirketle görüştüm. Ben hiçbir zaman yatırım kararı alırken sadece sağdan soldan okuduklarımla değil, direkt şirketlerle görüşerek karar vermeyi daha doğru buluyorum. Bunun da sebebi dediğim gibi, ben böyle bir insanım. Ben zor güvenen, kolay inanmayan, dolayısıyla kararları çok sorgulayan, o yüzden de ayakları en yere basacak şekilde işleri yürütmeye çalışan bir insanım. Önümüzdeki ay 10 tane şirkette randevu ayarladım. Ve bunlardan bazıları küçük, bazıları büyük ama 10 tane şirketle önümüzdeki ay görüşeceğim. Ve yılda en az 50 tane şirkette bu şekilde yüz yüze de online olarak bize özel toplantılar planlayıp yapıyoruz. Yani sadece hedef portföyün katıldığı, benim ve birkaç arkadaşımın şirketten katıldığı, şirketten yöneticilerin olduğu toplantıları düzenli olarak yapıyoruz. Bu bana ne getiriyor? Dediğim gibi yastığa başımı koyduğumda rahat olmamı. Parasını yönettiğim 100 bine yakın insana karşı kendimi sorumlu, daha sorumlu hissetmemi, elimden geleni yaptığıma emin olmamı sağlıyor. Ve böylelikle kendimi tanıdığım, kendimi iyi tanıdığım için doğru yatırım yolunu da bulduğumu düşünüyorum. İlk konu bu. Kendinizi tanımanız lazım. Kendinize bazı soruları